Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Vallahi kardeşlerim, gerçekten özlüyorsunuz beni, biliyorum. Video çekemiyorum, tek başımayım maalesef ki. Öyle bir kötü yan var. Çok güzel saçlar geliyor aslına bakarsanız, var ya. Fade'ler, taper'lar, neler neler geliyor, fresh cut'lar. Ama gel gelelim video çekemiyorum. Hepinizden çok özür diliyorum. Bu arada hepinizin geçmiş bayramı da mübarek olsun. Bugün de ne yapayım dedim. Hani böyle düşündüm. Dedim bari makas tutmayı öğreteyim. Hani bilmeyenleriniz varsa makas tutmayı nasıl, keserken nasıl tutmanızı sağlaması için onun için bir video çekiyorum. Vallahi artık hakkınızı helal edin gençler. Yemin ediyorum yapamıyorum yani. Tek başıma olunca vallahi yapamıyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Maalesef telefonu koyacak yer yok, o yok, bu yok. Şu an bile ön kameradan çekiyorum. Ne kadar kaliteli artık siz karar verin ona da. Kusura bakmayın. Gençler, vallahi bugün dediğim gibi işte öyle bir makasla böyle bir kullanma, nasıl yapabileceğinizi bir öğreteceğim. Hangi açılarla falan. Belki 5-6 dakikalık bir video olacak ama hani sizi unutmadığımı artık öğrenin diye böyle bir video çekiyorum. Unutmadım yani, hepiniz aklımdasınız. Hepinizi de seviyorum. Beni de sevdiğinizi ve saydığınızı da biliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Evet gençler, şimdi normalde biliyorsunuz ki herkesin eski berberlerde, eski saç kesimlerinde normal makası aldığınız zaman böyle bir kesim var. Biliyorsunuz ki şöyle alırsın. Bu hepimizin önceden bildiği, öğrendiği bir kesim tekniği. Hani normal basit makası aldın mı çat 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 vurursun, kesersin. Ama artık globalleşen dünyada saç kesimleri ve makas tutma teknikleri de değiştiği için maalesef ki artık yeni yeni şeylere adapte olmaya çalışıyor insan. Ben artık adapteyim. Ben zaten biliyorum. Biliyordum. Ama artık biraz sizler de öğrenin diye çekiyorum bu videoyu. Gençler şimdi artık açılara döndüğü için artık kesimler, saç açıları, artık anatomik, akademik kesimler falan filan onlara döndüğü için artık makasın tutma ve kesme şekilleri de değişti. Makası tutma şekilleri de değişti. O yüzden artık akademik ve anatomik saç kesimlerine göre makas tutma şekillerimiz var. Artık bunların eğitimleri başlıyor. Evet gençler, şimdi normalde dediğim gibi zaten normal öğretilenlerde, eskilerde hep böyle bir kesim vardır bizim. Herkesin bildiği. Ama artık bu yok, şu var. 90 derecelik açılarda kesimler. O işte 30 derecelik, 45 derecelik, 60 derecelik ve 90 derecelik açılarda kesimler, meyillemeler, onlar var. Şimdi ilk makas tekniğimizi gösteriyorum. Aslına bakarsanız makas tutma şekli tek bir tane ama kesim modları farklı. Onun için şimdi ilk kesimimiz horizontal kesim. Horizontal ne demektir ki? Böyle geometriyle falan haşır neşir olanlar bilir. Horizontal, vertikal. Onları bilirsiniz. Şimdi horizontal kesim, aslına bakarsanız kolun 90 derecelik dik bir açıyla üstleri aldığımız. Şimdi elimizdeki makas bu. Veya farklı makaslar da olabilir. Fark etmiyor. Şimdi tutuş şeklimiz şu gördüğünüz yere ilk parmağınızı, en arkadaki parmağınızı geçiriyorsunuz. Sonra şu parmağınız var ya, küçük işaret parmağınız. Onunla burayı böyle kapatıyorsunuz ve makası böyle alıyorsunuz. Şöyle tuttunuz. Bakın. Duruşu şöyle. Ondan sonra bunu böyle çeviriyorsunuz. Şöyle bakın. Kolun açısı şu pozisyonda duracak. Yani şöyle göstereyim. Burada duruyor. Bunu buraya böyle alıyorsunuz. Hatta şöyle de gösterebilirim size. Şöyle alıyorsunuz ya. Şöyle çeviriyorsunuz. Bu sistemde duruyor. Şöyle eğdikten sonra kolunuzu, dirseğinizi kırıyorsunuz. Şöyle. Bu horizontal kesim. Hatta şöyle yandan göstereyim. Daha rahat görürsünüz gibime geliyor. Makas tutuyorsunuz. Mesela bunu hızlı olarak da yapayım isterseniz. Bak. Çevirdiniz. Aldınız. 90 derecelik açı ve makasın kesimi. Şimdi bu horizontal kesim. Ben size böyle göstermek için böyle yavaş yavaş yapıyorum. Aldınız makası. Bunu bir yerde denerken böyle
Koltuğun üzerinde denemeniz sizin için daha hayırlı olur. Baştan söyleyeyim. Çünkü düşürme ve makası parçalama ihtimaliniz çok yüksek. Makas düştüğü zaman gidiyor biliyorsunuz. Hele ki şu uçları giderse bitti. Tekrar gösteriyorum. Makasımız aşağı şekilde. Tuttunuz. Parmaklar kapalı. Şöyle ön tarafa doğru alıyorsunuz. Şu iki parmağınız arasına aldıktan sonra bileğinizi ve dirseğinizi kırıyorsunuz. Şöyle. Çok basit. Tekrar alıyorum. Şöyle yapın. Horizontal kesim. Bakın şu açı bozulmayacak. Horizontal. Yani yandan kesme. Daha düz. Daha natural kesim ve eğim kesimlerde de işinize çok yarıyor. Eğimde ama kolunuz da bozuluyor. O zaten saça eğim vereceğiniz zaman olduğu için sıkıntı olmaz. Şimdi bu horizontal kesimimiz. Böyle. Diğeri vertikal kesim. Vertikal kesimde de yine aynı sistem. Reco, ne haber oğlum? Aleykümselam. Sağ ol oğlum. Video çekiyorum, dur. YouTube'a. Şimdi gördüğünüz gibi az önceki horizontal kesimdi. Horizontaldi. Bu vertikal. Aslına bakarsanız gene aynı sistemde. Şöyle duruyor. Şöyle kesiyorsunuz. Hatta şöyle de gösterebilirim size. Şu sistemde. Böyle. Vertikal kesim. Ve diagonal kesim. Diagonal kesim ve tam tersi. 360 derece dönüp şöyle kesim. Hatta ben kendimi gene bozayım. Şöyle şeklimi değiştireyim. Diagonal kesimde de böyle kesiyorsunuz. Parmaklar şu şekilde. 4. Böyle kesiyorsunuz. Böyle yana doğru artık açılara göre. Mesela tekrar göstereyim horizontali. Birincisi aldınız. Çeviriyorsunuz ve horizontal kesim. Vertikal. Bakın gene aynı sistemde. Makasın duruşu. Gene iki parmağınızın üzerinde duruyor şöyle. Ve vertikal kesim. Hatta şöyle de gösterebilirim size. Böyle daha rahat görüyorsunuzdur galiba. Ve diagonal kesim. Diagonal kesimde de şu parmaklarınızın hepsi karşı yönünü gösterecek. Şöyle. Reco sen de çıktın oğlum videoda. Olur abi. Olsun, bir şey olmaz. Ne ya? Bu da böyle gençler. Gördüğünüz gibi o sigarayı kaybet. Ayakkabılar ne? Ayakkabılar mı? Oğlum şu an gerçekten yok, ayakkabı. Çok acelem var. Gerçekten ayakkabı mı şu an dert ya? Markasını sorayım. MC Jumper. O ne? Vallahi bilmiyorum. Ne kemer olur? Altında Emre Spor diye bir yerden aldım. 1750 liraya. Çok iyi. Çok güzel ama. Ayakkabı çok güzel. Acayip rahat. Güzel. Yani ben hayatımda Under Armour'dan sonra ilk defa böyle bir dandik bir ayakkabı giydim. Püf, acayip abi. Rahat. Kaç liraya aldın motoru? 1750. Motoru kaç liraya aldın? Motoru mu? He. Konuşuruz. Trink mi? He? Trink trink 80 bin. İyi tamam. Oğlum geleyim abi yarın. Tamam oğlum hadi görüşürüz, dikkat et. İşte bu da bizim Recep. Böyle. Yapacak bir şey yok. Ayakkabı soruyor, ne yapacaksınız? Ayakkabıyla motor soruyor. Gençler gördüğünüz gibi horizontal, vertikal ve diagonal kesimleri gördünüz. Makas tutma şekilleri aslında böyle. Yani makas şöyle aldığınız zaman şu küçük parmağınızı alın. Çevirin. Tutun. Ve kesiminiz böyle. Bak. Çok basit aslına bakarsanız da bunu öğrenmek işte biraz zor. Biraz öğrenirken zorlanabilirsiniz. Dediğim gibi işte vertikal kesim. Şöyle. Bak makas sadece şurası oynuyor bak. Bilek falan hiç oynamıyor. Sadece şu. Şurası. Gördüğünüz gibi bak. Bunu da nereden tutuyorum bakın, farkındayım bak. Bak parmağı içine sokmuyorum bak. Bak parmağın şu dış kısmı var ya bak. Sadece dış kısmıyla bak. Dış kısmıyla ektiriyorum bak. Fark ettiniz mi? Hani şöyle. Sadece burasıyla.
Şuraya dokunacak sadece. Bunu biraz yapmanız ve alışmanız biraz vakit alabilir. Ama kesimler genelde böyle. Ve bu da artık diagonal zaten. Vallahi gençler, umarım öğrenmişsinizdir. Yani çok basit bir şey. Ama ilk yapacağınız için zorlanabilirsiniz. Horizontal kesim, vertikal ve diagonal. Şöyle. Şöyle gösterebilirim size. Zaten bu makası şöyle aldığınız zaman, bunu böyle yasladığınız zaman buraya, bu makas artık hiçbir türlü düşmez. Bunu sallayın, istediğinizi yapın. Hiçbir türlü düşmez. Ne yaparsan yap. Yapışlıyor. Yapışıyor çünkü artık buraya. Sadece sistem şu. Duruş bu. Bu. Çok basit. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa, kestiğiniz saçlarınız varsa bana videosunu atabilirsiniz. Instagram hesabım var. Halim Altan Kinkav, bu benim şahsi hesabım. Bir de Salon Halim Kinkav Official var. Orası da benim iş hesabım. Sadece orada yaptığım saçları falan paylaşıyorum. Oraya da atıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Ayrıca eğitim almak isteyenler arkadaşlarımız varsa benimle Instagram yolundan veya buraya, ben açıklama kısmına kendi numaramı da yazıyorum. Oraya sosyal medya hesaplarımı da yazıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Aylık olarak eğitim veriyorum. Bütün her şeyi zaten öğretiyorum. Hem manken üzerinde hem canlı müşterilerimin üzerinde de. Ondan yana hiçbir sıkıntınız olmasın. Eğer ki eğitim almak isteyenler de bana oradan ulaşabilir. Arkadaşlar, kendinize çok dikkat edin. Valla kusura bakmayın, elimden gelen şu anlık bu. Saç kesimleri videoları paylaşamıyorum, atamıyorum size. Hakkınızı helal edin. Böyle ufak tefek şeylerle artık gönlünüzü almaya çalışıyorum ama alabiliyor mu onu da bilmiyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Böyle. Unutmayın. Bay bay.